Birinci soru. Su ve otları takip ederek göçerler. Şehirde ve sabit diye bir yerde oturmazlar. Tarla işleriyle uğraşmazlar. Fakat herkesin belli olan toprakları vardır. shang seyahat raporuna göre Asya Hun Devleti'nin sosyal ve iktisadi durumu ile ilgili olarak göçebe yaşantının sürdürüldüğü, tarımsal üretimin yapıldığı, özel mülkiyetin var olduğu durumlarından hangilerine ulaşılabilir? Arkadaşlar öncüllerle parçaya eşleştirdiğimizde göçebe yaşantının sürdürüldüğüne ulaşabiliriz. Su ve otları takip ederek göçerler ifadesinden ve şehirlerde ve sabit bir yerde oturmazlar ifadesinden buna ulaştık. Tarımsal üretimin yapıldığına ulaşamıyoruz çünkü parçada da tarla işleriyle uğraşmazlar. Fakat herkesin belli olanları toprağı vardır diyor. Bu da özel mülkiyetin olduğuna kanıttır. Herkesin toprağının bulunması ve belli oranda olması. 1 ve 3. öncüller cevabımız yani E seçeneği. İkinci soru. Türk İslam devletlerinde kadılık örgütünün oluşturulması, Abbasi halifesinden onay alınması, zımmilerden cizye vergisinin alınması durumlarından hangileri devletlerin teokratik yönetime sahip olduklarının göstergesidir? Sevgili arkadaşlar, teokratik yönetim din kurallarıyla olan yönetime verilen isimdir. Bu bağlamda kadılık örgütünün oluşturulması, Müslüman devletlerde kadılık örgütü bulunur. Bu açıdan bakıldığında teokratik yönetime sahip olduğuna kanıttır. Abbas halifesinden onay alınması, Abbas halifesi İslam dünyasının dini lideridir. Netice itibariyle bu da teokratik yönetime kanıttır. Zimmilerden cizye vergisinin alınması, Müslüman ülkelerde gayrimüslimlerden cizye ve haraç vergileri alınır. Cizye askerlik yapılmaması karşılığında ödenen vergiyken araçta üretilen üründen ödenen vergidir. Müslümanlardan da öşür vergisi alınır. Bu tip vergilerin alınması teokratik yönetime kanıttır. Cevabımız Edirne seçeneği olacak. 3. soru. Osmanlı Devleti döneminde Türkçedeki Arap ve Fars etkisi Cumhuriyet döneminde azaltılmaya çalışılmıştır. Bu duruma katkı sağlayan çalışmalar arasında aşağıdakilerden hangisinin bulunduğu söylenemez? A) Harf devriminin gerçekleştirilmesi B. Türk Dil Kurumu'nun açılması, C. Yeni Türkçe kelimelerin türetilmesi, D. Kabotaş Kanunu'nun onaylanması, E. Anayasa dilinin Türkçe'ye çevrilmesi. Arkadaşlar seçeneklere baktığımızda, D seçeneğinde Kabotaş Kanun'un onaylanması ifadesinin e, Türkçe'deki Arap ve Fars etkisini azaltmakla ilgisi bulunmadığını söyleyebiliriz. Kabotaş Kanunu Türk Kara Sularında Türk Devletinin kanunlarının geçerli olmasıdır. Türk karasularında Türk devletinin işletmeye sahip olması demektir. O yüzden cevabımız D seçeneği olacak. Geri kalan A, B, C ve E seçenekleri Türkçedeki Arap ve Fars etkisinin azaltılmasına yöneliktir. Aynı zamanda Türk dilini güçlendirmeye yöneliktir. Dördüncü soru. 1869 Marifi Umumiye Nizamnamesine göre eğitim ve öğretim devlet içerisindeki bütün çocuklara zorunlu olacaktır. Bütün mahalle ve köyde en az bir Sıbyan mektebi açılacaktır. İdadiler rüştiyelerden mezun olan Müslim ve gayrimüslim çocukların bir arada öğrenim gördükleri yerlerdir. Bu bilgiye bakılarak Osmanlı eğitim sistemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Gayrimüslimlerin eğitim sisteminin dışında bırakıldı. Şimdi sevgili arkadaşlar bu ifadeye ulaşamayız. Burada gayrimüslim çocukların Müslüman çocuklarla bir arada eğitim öğretim gördüğü ifadesi yer alıyor. Cevabımız A seçeneği olacak. Ancak diğer seçenekleri de kontrol edeceğiz. B, ilk öğretimin yaygınlaştırılmaya çalışıldı. Parçada ilk öğretimin yaygınlaştırılmaya çalışılığına dair ifadeler vardır. Eğitimin ve öğretimin devlet içerisindeki bütün çocuklara zorunlu olacağı ifadesi yer alıyor. C'ye bakıyoruz. Osmanlıcılık fikrinin uygulanmaya çalışıldı. Özellikle son bölümde Müslüman ve gayrimüslim çocukların bir arada okutulması Osmanlıcılık ifadesine uygundur. Devletin eğitim faaliyetlerini yönlendirdi. Evet, yayınlanan kanun sayesinde devlet eğitim faaliyetlerini yönlendirmektedir. E'ye bakıyoruz. Okullarda halkı birleştirici öğretimin olduğu Müslüman, gayrimüslim fark etmeksizin bütün Osmanlı halkının okullarda eğitim göreceği ifade edilmiş. Cevabımız A seçeneği. 5. soru Büyük taarruz sonrası itilaf devletlerinin Anadolu'dan çekilmesi ve İstanbul'u TBMM yönetimine bırakması gelişmelerinin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz. A. Milli mücadelenin fiilen sona ermesine. Sevgili arkadaşlar, milli mücadele büyük taarruzun kazanılmasıyla ve Mudanya ateşkes anlaşmasıyla fiilen sona ermiştir. B. Seçeneği TBMM hükümetine halkın desteğinin artmasına, büyük taarruzun başarılı olmasıyla birlikte Tüm halkın ...TVM'ye olan desteği de artmıştır. C seçeneği, milli mücadelenin güçlenmesine. Evet, bu savaşın kazanılması, Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla sonuçlanması... ...milli mücadele hareketinin her anlamda güçlenmesine yol açar. D seçeneği, Osmanlı hükümetinin hukuken sona ermesine. Şöyle diyelim, Budanya görüşmelerinde TBMM ile İtilaf Devletleri masaya oturmuştu. Ancak Lozan Barış Antlaşması'na... Hem TBMM hem İstanbul hükümeti davet edilmişti. TBMM aldığı kararla saltanatı kaldırmıştı. Burada iki sonucu da değerlendirirsek Budanya görüşmelerine sadece TBMM'nin davet edilmesi Osmanlı hükümetinin hukuken sona erdiğini gösterir. Ve devamında açıklama yaptığım Lozan görüşmelerine giderken TBMM'nin saltanatı kaldırmış olması da Osmanlı Devleti'nin resmen sona erdiğini gösterir. Yani D seçeneği doğru bir ifade. Balkan Savaşları'nın sona ermesine Balkan Savaşları 1912 ve 13 yıllar arasında yapılan savaşlardır. Cevabımız H e seçeneği olacak sevgili arkadaşlarım. Eksen eğikliği sonuçları ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? Yıl içinde gölge boyu değişir ifadesi eksen eğikliğinden kaynaklıdır. 1. Güneş ışınlarının geliş açısı yıl içinde değişir eksen eğikliğine bağlıdır. 2. Bu son rüzgarlar oluşur, mevsimlere bağlıdır. O da eksen eğikliğinden kaynaklıdır. 3. Mevsim süreleri birbirinden farklıdır. Bu eksen eğikliğinden ziyade yörünge şekliyle ilgili bir durumdur. Eksen eğikliğine bağlanamaz. Gece gündüz süre farkında oluşması eksen eğikliğinden alakalıdır. 4. Sıcak iklim kuşaklarının oluşması Dünyanın şekliyle alakalıdır. Onun için bunu da alamayız. Bundan dolayı sorumuzun yanıtı 4 maddeyi veren C H. şıkkı olacaktır. Yukarıdaki basınç merkezi ile ilgili olarak bilgilerden hangilerine kesin olarak ulaşılabilir? Yarım küresine ulaşılabilir. Çünkü bu güney yarım kürededir. Hareket yönünün soldan içeri doğru gelmesinden bunu anlayabiliriz. Basınç durumu bilinebilir. Burada bir alçak basınç alanı vardır. Oklar içeri doğru olduğu için. Enlem derecesini ve iklimini bilme şansımız yoktur. Bundan dolayı sorumuzun yanıtı 1 ve 2'yi birlikte veren Adana şıkkı olacaktır. Oluşumunda birden fazla faktör olan göllere karma oluşumlu göl denir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de yer alan karma oluşumlu göllerden biri değildir. Van Gölü hem tektonik hem volkanik set, Beyşehir Gölü hem tektonik hem karstik. Eğirdir Gölü hem tektonik hem karstik. Acı Göl hem tektonik hem volkanik hem de karstik. Tuz Gölü'nde ise daha çok tektonik etkiler hakimdir. Bundan dolayı sorumuzun yanıtı Tuz Gölü'nü veren denizli şıkkı olacaktır. Yukarıdaki doğal afetlerden hangilerinin meydana gelmesinde insan etkisinden söz edilebilir? Sel felaketinde ve heyelan olaylarında insanların doğal dengeyi bozmalarının etkisi vardır. Volkanizma ve depremde enerji içeriden geldiği için insan etkisiz kalmaktadır. Bundan dolayı sorumuzun yanıtı 1 ve 4'ü veren denizli şık olacaktır. Köy altı yerleşmeleri kalıcı ve geçici yerleşme olarak ikiye ayrılır. Aşağıdaki hangisi kalıcı köy altı yerleşmelerinden biri değildir? Çiftlik, mezra, divan ve mahalle sürekli. Kom ise mevsimlik olarak daha çok yaz döneminde kullanılan hayvan barınakları amaçlı yapılardır. Bu nedenle sorumuzun yanıtı komu veren Edirne Şıkkı olacaktır bu da bir yorum sorusu aslında paragrafta dikkat etmeniz gereken bir şey var. Paragrafta evet hukukun köklerini sevgiye bağlıyor. Diyor ki işte hukuk diyor kaynağını ahlaksal sevgiden alır. Ama peki sevgiyi neye bağlıyor parçada? Sevgiye yol gösteren şey ise bilgeliktir diyor. O zaman ahlakın temelinde ahlaktadır, ahlaksal sevgidedir. Ahlaksal sevginin temelinde de ne vardır? Bilgelik vardır. Bilgi vardır, bilgelik vardır. Şimdi Leibniz'in açıklamasıyla aşağıdaki yargılardan hangisi uygunluk göstermez? Evet, sevgi bir duygudur. Dolayısıyla psikolojik bir temeli vardır. Yani sevgi hukukun psikolojik temelidir. çıkar İnsan eylemlerini aklı kılavuz olarak seçerse toplumun hukuk gittikçe gelişen bir seyir izler. Bu çıkar mı? Evet çünkü diyor ki evet hukukun kökleri sevgidedir ama sevgiye de yol gösteren bilgidir. Bilgelik aklın ürünüdür. Dolayısıyla B'ye de ulaşabiliriz. Şimdi C'ye bakalım. Başka hiçbir güce gerek olmaksızın. Sevgi bakın başka hiçbir güce gerek olmaksızın çok iddialı bir şey söylüyor. Sevgi hukuk düzeni için tek gerekli koşuldur. Ee, bakın sevgi hukukun temelidir ama sevgiye de yol gösteren bilgidir, bilgeliktir, akıldır. Dolayısıyla sevgi tek başına aslında yetmiyor. Sevgiye yol gösterenin bilgelik, bilgi, akıl olduğunu söylediği için uygunluk göstermeyen C. Bakalım D'ye ahlaksızlık ve bilgisizlik her toplumda zorunlu olarak hukusal. Evet çünkü diyor ki e, tamam ama sevgi var diyelim toplumda ama sevgiye yol gösteren bilgisizlik eğer varsa çünkü sevgiye yol gösteren bilgelik, bilgi, akıl. Eşinde eğer toplum bilgisizse o zaman sevginin de bir anlamı olmuyor. Çünkü sevgiye yol gösteren bilgi. D de çıkıyor. Hukuk yalnızca katı kurallarla değil özgeci bir sevgi yoluyla, özgeci başkalarını düşünerek demek biliyorsunuz. Özgeci bir sevgi yoluyla toplumsal hayatta pekişebilir. Evet, dolayısıyla zaten burada söylüyor. O yüzden yanıtınız C seçeneği oluyor varlık felsefesinden bir soru. Soruya bakalım. Beni baştan yarat isimli televizyon programlarında değişmek isteyen insanlara bir dizi estetik operasyon yapılıyormuş. İşte ne bileyim saçları, renkleri, fazla kiloları, dişleri her şeyi bakıma alınıyor, giydiriliyorlar, kuşandırıyorlar ve yepyeni bir kişi olarak çıkıyorlar. Fakat bütün bu değişikliklere rağmen o yine de o olarak kalıyor. Yani siz her türlü estetik bir dizi operasyon geçirin, kilo verin ama siz yine de sizsiniz dolayısıyla diyor ki bu parçadaki açıklamaya dayanarak aşağıdakilerden hangisi ileri sürülebilir bakın bütün bu değişikliklere rağmen o yine de o olarak kalıyor. Demek ki onda değişmeyen bir şey var ki o o. Bu kadar değişme rağmen o yine de o. Şimdi o zaman bu açıklama dayanarak ne ileri sürülebilir? B'ye bakalım. Her şey değişir ama evrenin tözü değişmez. E, evrenin tözünden bahsetmiyor burada. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Burada diyor ki evet, kişideki şeyler değişiyor ama değişmeyen bir şey var. O yine de o diyor. Dolayısıyla bu, bu da C değil. Gerçekliği belirleyen, algılayan suşidir. Bu biliyorsunuz Berkeley'in var olmak algılanmış olmaktır. Gerçeklik sujenin algısıyla sınırlandırılır diyor. Yani öznel idealizm arkadaşlar. Bu hiç bundan bahsetmiyor. Varlık maddedir zaten biliyorsunuz materyalizm. Şimdi burada diyor ki bir sürü değişiklik geçirse bile o kişi yine de o. O zaman varlığı belirleyen ilineksel değil Özsel niteliklerdir. Şimdi ilinek nedir? E, kavramı bilmek gerekiyor. İlinek e, varlıklarda bulunan ikinci özellikler. Mesela ortak özellikler insanın yürümesi koşması, iki bacağının olması e, bunlar ilineksel özellikler. Beslenmesi de insanın ilineksel özelliğidir. Çünkü beslenen tek varlık insan değildir. Ama insanın düşünmesi, aklını kullanması insanın özüdür, özel nitelidir. O sadece insanda vardır. E, başka hiçbir canlıda yoktur. Dolayısıyla öz varlığın olmazsa olmaz nitelikleridir. İlinek Varlıklarda bulunan ikincil özelliklerdir. Mesela öze tekrar bir örnek verecek, verecek olursak arının bal yapması özel niteliktir. Sadece arıda vardır. Ama arının uçması bu ilineksel özelliktir. Çünkü uçmak arıya ait değildir. Sivrisinek de uçar, kuş da uçar. Dolayısıyla diyor ki burada her şey değişiyor. Tipi mipi, görünüşü saçı. Ama o yine de o. Demek ki onu o yapan özel nitelikler ne olmuyor? Değişmiyor. O zaman varlığı belirleyen ilineksel değil, sizi siz yapan e, özünüzdür. O zaman A seçeneğine ulaşabiliyoruz değil mi? Evet, Siyaset felsefesinden bir soru. Soru yorum sorusu. Paragrafı iyi okursak e, doğru seçeneğe ulaşabiliriz. Şimdi e, diyor ki demokratik rejimlerde halkın oylarıyla, çünkü demokratik rejimlerde egemenlik rasyonel egemenliktir. Yani yasalarla halkın e, iradesiyle gelir. İktidara gelen yönetenler bizim tabii ki padişahımız, efendimiz değil. Bizim tam tersine diyor onlar bize hizmet etmek için geliyor ve bunun karşılığında da maaş alıyorlar tabii ki biliyorsunuz. Çünkü biz seçiyoruz ve e, onlar da seçimle geliyorlar rasyonel egemenlik. Ve bir takım çalışmalar yapıyorlar. Topluma hizmet ediyorlar bunun karşılığında. İşte bizim haklarımızı koruyorlar. İnsanca yaşamak için bize çeşitli olanaklar yaratıyorlar. İşte eğitimdir, sağlıktır e, gibi. Şimdi parçadaki açıklamaya dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Şimdi devlet niye var? Arkadaşlar parçada bakalım. Devlet ve devletin başındakiler niye var? Devlet için mi var? Yoksa bize hizmet etmek için mi var? Evet halka hizmet etmek için var. Çok basit başka bir ayrıntı düşünmeye gerek yok. O zaman devlet halk için var, birey için var. Zaten son cümlede görüyorsunuz niye maaş alıyorlar? İşte bireylerin haklarını korumak, insana insanca olanaklar sunmak, e, sağlık, eğlence, eğitim gibi hizmetleri yaratmakla zaten görevlidir. Bunlar onların görevidir zaten. Devletin başındakiler. Dolayısıyla arkadaşlar çok açık bir şekilde C seçeneğine ulaşabiliyoruz. Yanıtımız o yüzden C. Evet ahlak felsefesinden bir soru. Burada Kant'ın ödev ahlakını hedonizmi, egoizmi, utilitarizmi ve eksistansiyelizmin temel olarak ahlak görüşlerini bilmek gerekiyor. Bilmediğiniz takdirde tabii ki soruyu zora sokmuş oluyorsunuz. Şimdi e, ben söyleyeyim hemen çok hızlıca Kant'ın ödev ahlakında e, bir eylemin ahlaklılığı eylemin sonucuna değil eylemi yapan kişinin koşulsuz çıkarsız iyi niyetine bağlıdır. E, eylemi yapan kişinin niyeti, burada iyi niyet derken her türlü çıkar, koşuldan arınarak e, davranışın amacı kendi içinde saklı. E, sadece davranışı, mesela iyi sadece iyi olduğu için yapıyorsunuz. Hiçbir çıkar ve koşul gütmüyorsunuz. Hedonizm, bu arada Kant'ın ödev ahlakında iyi niyet evrensel ahlak yasalarının çıkar şey çıkış noktasıdır. Hedonizm, şey diyor hazcılık işte haz veren eylem iyidir acı veren eylem kötüdür hazlar kişilere göre değişeceğinden ortak bir ahlak yasası olamaz diyor egoizm bencillik egoizmde diyor ki insan doğası gereği kötüdür bencildir çıkarını düşünür insanın iyi dediği şey çıkarına uygun olandır e çıkarlar kişilere göre değiştiğinden ortak biri yoktur toplumsal faydacılıkta diyor ki insan tek başına mutlu olamaz insan bir toplum içinde yaşar diğer insanların sosyal çevresinin mutsuzluğu, mutluluğu insanın mutluluğunu etkiler diyor. Dolayısıyla insan mutlu olmak istiyorsa olabildiğince çok kişiye mutluluk ve fayda getiren eylem yapmalıdır. Çevreniz mutlu, çevrenizdeki insanlar mutlu, siz de mutlu olursunuz diyor. Utilitarizm tam tersini eylemin sonucuna bakıyor. Sonuçta bir eylem ne kadar çok kişiye mutluluk ve fayda getirmişse eylem o kadar ahlaki kabul ediliyor. Eksistansiyelizm varoluşçuluk, eksistansiyelizm Utilitarizm'de diyor ki insan kendi varoluşunu, kendi özünü belirlerken insana yol gösterecek bir ilke, bir kural yoktur diyor. Yani e, eksistansiyelizme göre evrensel değerler yoktur. Burada evrensel ahlak yasaları vardır diyen Kant'ın ödev ahlakı bir de utilitarizm. Diğerlerine göre değerler göreceli. Şimdi parçayı okuyalım. Beş günlük ağır bir mesai mesainin derslerimin ve araştırmalarımın verdiği yorgunluğun ardından eşime izin verirsen bu cumartesi günümü evde dinlenerek geçirmek istiyorum diyor. Burada sadece kendi hazımı, kendi hazımı dinlenmenin benim mutluluğuma yapacağı katkıyı hesaba katıyorum fakat diyor eşim benden bağımsız ve habersiz olarak aynı gün içinde başka program yapmış ve arkadaşlarını davet etmiş ayak altında dolaşmamamız için benim ve oğlumun evin dışında zaman geçirmemizi örneğin sinemaya gitmemizi içeren bir program yap, yapmış ve bunun daha iyi olacağını söylüyor ben de eşimin arkadaşlarımın bakın aslında burada yatıyor ben de eşimin arkadaşlarımın ve oğlumun hazdını düşünerek eşimin programını yapmaya yöneliyorum çünkü 4 her zaman birden büyük burada 4 her zaman birden büyük yani kendi hazım değil çoğunluğun faydasını düşünüyor çoğunluğun hoşuna gidecek değil mi çoğunluğa iyilik getirecek, çoğunluğu mutlu edecek eylem yapmaya çalışıyor. E o zaman bu hangisi oluyor? Ben kendi hazımı değil, eşimin, misafirlerin, oğlumun da iyiliğini düşünerek evet sinemaya gitmeye karar verdim. Eşimin programı uyguluyorum diyor. Bu utilitarizm yani toplumsal faydacılık. Toplumsal faydacılık tekrar söylüyorum. bir eylemin ahlaki olup olmadığını karar verirken eylemin sonucuna bakıyor. Bir eylem sonuçta ne kadar çok kişiye mutluluk ve fayda getiriyorsa eylem o kadar ahlaki ki burada baba pek çok kişiye mutluluk getiren eylemi yapmaya çalışıyor. O yüzden yanıtımız D seçeneği oluyor. Evet soru bir yorum sorusu bakalım matematikle ilgili bir soru var. Matematik kesinlikle insan zihni tarafından yaratılmıştı. Hmm, i̇nsan zihni tarafından yaratılmıştı. Bakın burada bir tiyo veriyor. İnsan zihni fiziksel dünyayı soyutlayarak matematiği yaratmıştır. Yaratıyoruz. Yaratmak bir şeyi keşfetmek mi icat etmek mi? Keşfedilen şey fiziksel dünyadır, matematik değil. Evet. Çünkü doğada matematik ve matematiksel nesneler yoktur. Evet, rakamlar, sayılar, pi sayısı yoktur diyor. Örneğin doğada bir doğru bir çember ya da pi sayısını gösteremezsiniz. Matematik ve ele aldığı varlık alanı tümüyle insan aklının ürünüdür. Şimdi biliyorsunuz matematiğin ele aldığı pi sayısı, çember, işte geometrik şekiller, rakamlar bunların hepsi parçada diyor ki bu varlık alanı tümüyle insan aklının ürünüdür diyor. Doğada göremezsiniz diyor. Biz bu tür varlıklara biliyorsunuz felsefede ideal varlık diyoruz. İdeal, düşünsel demek. Yani düşüncenin ürünü. Sadece düşüncede var. E, düşünceden bağımsız e, doğada yok. Şimdi o zaman matematiğin konu alanı neymiş? Düşünsel varlıklar. Bir. İkincisi de diyor ki e, bu ideal varlıkları insan düşüncesi ne yapmış? Yaratmış. Bakın burada söylüyor. Matematik kesinlikle insan zihni tarafından yaratılmıştır diyor. O zaman matematik bir keşif değil, icat. İcat biliyorsunuz yaratma, keşif var olanı ortaya çıkarma. Ama rakamlar zaten yok. Yani biz var olanı ortaya çıkarmıyor matematik. Matematik insan zihni tarafından yaratılmıştır diyor. Parçaya göre konuşuyorum. O zaman matematik icattır. Ve matematik ideal varlık el alanını ele alır. Ha niye matematik pozitif bilim değildir? Zaten matematik biliyorsunuz pozitif bilim ne demek? E var olanı, olguları bakın söylüyorum var olanı olguları ele alır. Deney ve gözlemle ele alır. Olgu dediğimiz duyusal, deneysel her türlü varlık alanı. Ama matematik olguları yani duyusal, deneysel varlık alanını ele almıyor. Reel varlık alanını ele almıyor. Deney ve gözlem yapmıyor. Ama bütün pozitif bilimler var olanları inceliyor. Deney ve gözlem yapıyor. Fizik, kimya, biyoloji gibi. Ha matematik nasıl bir bilimdir? Ben, sana, ben size, ben ekstra bir bilgi vereyim. Matematik formal yani rasyonel rasyonel akılcı bir bilimdir. Matematik, geometri mantık e, pozitif bilim değildir. Deney ve gözlem yapmaz, var olan olguları incelemez. İdeal varlık alanını inceler. O yüzden 1 ve 3 olduğuna göre bizim yanıtımız E seçeneği oluyor.